Yakın Plan'dan herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Açık Öğretim Sistemi İstatistik dersimizin 6. ünitesi olan örnekleme ve bazı örnekleme dağılımları ünitesini işleyeceğiz. İsmi tabii. Evet. Buyurun hocam, sizi de tanıtayım. Evet dediğinize göre. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sayın Profesör Doktor Emel Şıklar hocamız. Hocam sağ olun. Geçen programda en son şurada bırakmıştık. Dediniz ki örnekleme konusunu öğrenmek için normal dağılımı da bilmek gerekir deyip askıya alayım, burada dursun. Evet. Önder ve Bilal'e döneyim. Nasıl arkadaşlar? Teşekkür ederiz. İyi. İyi. Siz de o bağı kurmaya başladınız mı? Evet. Çünkü hocamız bana aradı, dedi ki öğrencilerimiz lütfen bu konuya çok dikkat etsinler dedi. Örnekleme ve bazı örnekleme dağılımlarını, onun için de normal dağılımı bilmek gerekiyormuş. Ben bir hatırlatma daha yapayım. yakinplan@anadolu.edu.tr adresinden bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı belirtin ki programımız daha zenginleşsin, daha da güzel olsun diyerek. Hocam konumuz hayli zengin. Değil evet, mi? Evet. Ve bu nedenle de zamanı böyle verimli kullanmak İyi için biraz hızlıca gireyim. Hocam haklısınız. O bağı bize kurarak başlayabilir Şimdi misiniz? Şimdi ilk sürekli rastsal değişken normal dağılıma sahip olduğunda X'in herhangi bir değer alma olasılığını biz iki yolla hesaplayabiliyorduk. Normal olasılık yoğunluk fonksiyonunun integralini hangi değerler arasında olmasını istiyorsak o değerlere göre integralini alabiliyorduk. Ama hatırlarsanız demiştik ki geçen dersimizde bu integral alma işlemi çoğu zaman karmaşık oluyor. Bunu kolaylaştırmanın bir yolu var. X rastsal değişkenini standart normal değişkene dönüştürüp ve standart normal eğri altında kalan alanlar tablosundan, hazır düzenlenmiş alanlar tablosundan yararlanarak bu olasılıkları hesaplayabiliyoruz. Ve hatta hatırlarsanız Hakan Hocam dedi ki bu işi biz nerede kullanacağız? Öğrenci arkadaşımız hep bu yönde soru soruyor. Örnekleme konusuna geçiyoruz ya artık bugün. Örnekleme ve örnekleme dağılımlarından sonra aralık tahminlerimiz var. İstatistiksel karar teorisi dediğimiz hipotez testlerimiz var. Biz bu Z tablosu ve bundan sonra bir de T tablosu gelecek. T küçük örnekleme bölünmesi. Ve dolayısıyla onları bilmemiz gerekiyordu. Bu nedenle diyorum ki Z tablosunu okumayı iyi öğrendikten sonra artık diğer konuları çok rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyoruz ve öneriyoruz açıkçası. Tam bu noktada hocam, yani bu bağı böylece kurmuş olduk değil mi evet, hocam? Evet, evet. Arkadaşlarımız da takip etmiştir. Önemli bir şey çünkü evet, normal evet. dağılımdan örnekleme evet. geçeceğiz. Peki bugün neler göreceğiz? Tam sayım ve örnekleme kavramlarına evet. değineceğiz. Evet. Neden örneklemeye ihtiyaç var? Bu var. Soruyu herhalde yanıtlayacağız hocam. Hangi örnekleme yöntemlerimiz evet. var ve sonra da örnekleme. Bir dağılım da burada var. Evet, örnekleme dağılımları. Evet. Hocam ilk sorumuza başlayalım. Tam sayım nedir? Tam sayım nedir? Yine önceki derslerimize dönmek istersek hatırlayacaksınız. Veri derlemede anlatmıştık. Eğer hakkında bilgi toplamak istediğimiz araştırmada bütün birimler hakkında veri derleme yaptıysak bu veri derlemeye genel veri derleme demiştik ve aynı zamanda tam sayım dedik. Hı hı. İşte şimdi artık tam sayıma tekrar burada genel veri derleme, daha sonra da hakkında bilgi edinmek istediğimiz bütün birimler hakkında gözlem yapamadıysak bir kısım içinden oluşan bir kısım toplulukla ilgili gözlem yapıyoruz. Buna da kısmi derleme demiştik. Hı hı. Şimdi örnekleme de bu kısmi derlemeden yola çıkarak geliştirilmiş. Fakat aralarında önemli farklar var. Bu yeri geldikçe bunları anlatmamız gerekiyor. Şimdi o nedenle önce tam sayım. Tam sayımdan bahsetmeden önce evrenin tanımını isterseniz tekrar yapalım. Olur hocam. Bu çok önemli çünkü evren hakkında araştırma yapılacak birimlerin tamamından oluşan bir topluluktur. Örnek verelim aklıma hemen gelmişken 2019-2020 eğitim öğretim yılında açık öğretime kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı. Örneğin 1 milyon 200 bin olsun. Kayıt yaptıran öğrenciler demeyelim de itibariyle eğitim gören öğrenciler 1 milyon 200 bin kişi.
Bu bizim evrenimiz. Yani evrenin hacmi ne olur? 1.200.000 olur. Ama işte daha sonra bu konulara, bu örnekle yola çıkarak bazı şeyleri açıklamaya çalışırız. İşte 1.200.000 öğrencinin oluşturduğu topluluk bizim araştırmamızda ele aldığımız evrenimiz. Diğer bir adıyla ana kütlemiz oluyor. Bu konuda bir sorun yok değil mi arkadaşlar? Yok, yok. Evet. Gelelim şimdi bu evreni tanımak için bazı karakteristik değerlere ihtiyacımız var. Mesela ortalama, mesela standart sapma, varyans. Bunları artık biliyoruz değil mi? Öğrendik. Evet. İşte bu evren için hesaplanan karakteristik değerlerin hepsine birden biz parametre adını veriyoruz. Mesela slide'da ne yazdık? Parametre tam sayım sonucu elde edilen verilerin kullanılmasıyla hesaplanan sayısal değerlerdir. İşte bunlar da neler oluyor? Evren için hesaplanan ortalama, standart sapma, varyans gibi değerler oluyor. Örneklem nedir peki diye soralım. Evrenden belirli yöntemlerle seçilmiş olan ve seçildiği evreni temsil ettiği düşünülen birimler kümesidir. Ama şunu hiç unutmayalım. Örneklem evrenin bir alt kümesidir. Evrenin hacmini büyük N ile ifade ederken, evrendeki birim sayısını büyük N ile ifade ederken, örneklem hacmini ise, yani örneklemi oluşturan birimlerin sayısını ise küçük N ile ifade ediyorduk. Küçük N daima büyük N'den küçük olmak durumunda. Eşitlik olabilir mi diye bazen örgün derslerde bana soruyor öğrenciler. O zaman örnekleme yapmış olmuyorsunuz. Evet, evrenin kendisini Kendisinin tamamına ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi neden örneklemeye gerek duyuyoruz demişti Hakan Hocam bu derse başlamadan önce. Bu derslerde bize böyle sunuculuk yapıyor, destek oluyor ama kendisi aynı zamanda da istatistik dersi öğreniyor. Veya öğrendiklerini tekrar hatırlıyor evet, diyelim. Gerçekten evet. Evet. Şimdi örneklemeyi gerekli kılan bazı nedenler var. Evren sonsuz bir evrense, evreni oluşturan birimlerin tamamına ulaşıp hakkında gözlem yapma şansımız yok. Evet. Örneğin Eskişehir'de yaşayan kelebekler. Ya o kadar büyük ki, o kadar sonsuz ki bunu hepsini nasıl alabileceğiz? Sonsuz bir evren. Onun için bazı bölgelerde yakalayabildiğimiz işte biyologlar çok yapıyor. Kelebekleri alıp inceleme yapmak zorundalar. Bu bir zorunluluk. Evrenin sonsuz olması durumunda. Daha sonra ikinci şık, evrenin sonlu evren olması durumunda ne zaman başvuruyoruz? Maliyet. Önemli bir faktör. Örneklemeyi gerekli kılan faktörlerden bir tanesi. Maliyet, eğer tam sayım yapma maliyeti çok yüksek olacaksa, araştırmadan elde edeceğiniz faydanın çok üstüne çıkıyorsa bu maliyet, bu araştırma yapmaya gerek yok. O halde ne yapmamız lazım? Tam sayım yerine örneklemeye başvurmamız gerekiyor. Maliyet bu açıdan önemli. Zaman. Bazı araştırmalar zaman açısından vaktinde sonuçlandırılamıyorsa hiçbir anlam ifade etmez. Ve yine daha önce konuşmuştuk, söz etmiştik seçimler sırasında. Seçimler öncesi bir tahmin yapmak istiyor partiler. Ve bu tahmini yapabilmek için de bir kısım gözlemler yapıp ve tahminde bulunmak istiyor. Bu nedenle tam sayım yapması zaten mümkün değil, yetişmez. Ve az sayıda birimden oluşan toplulukla işte bir kamuoyu yoklaması yapıp işte A partisi, B partisi şeklinde yorum yapıp hani araştırmacılara cevap veriyoruz. İşte bu durumda da bir de araştırmanın en önemli unsur güncelliğini yitirmemesi adına olabildiğince çabuk gerçekleşmesi için örneklemeye başvuruyoruz. Sonra doğru veri elde etme. Tabii örneğin milyonlarca veriler var. Bu milyonlarca, binlerce veya verilerle toplarken yorgunluk olur. Bu yorgunluk araştırmacıdan kaynaklanabilir, cevaplayıcılardan kaynaklanabilir, kullandığınız teknolojiden ve verileri doğru elde etme olasılığınız azalır. Hı hı. Bu durumda da örneklemeye başvurursak daha az sayıda birimden oluşan bir kütleyle gözlem yapıyoruz. Bu da bir gerekçe. Bir de
İncelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması. Bu daha çok tabii laboratuvarlarda fizik kimya deneylerinde ortaya çıkıyor. Sarf malzemeleri oldukça pahalı biliyorsunuz. Evet. Zarara uğradığında tekrar maliyeti yükseltiyor zincirleme. Dolayısıyla örneklemeye başvurmak daha anlamlı oluyor. Bir de evreni oluşturan birimlerin değişkenliği diyor. Nadir de olsa bu da karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle örneklemeyi biz tam sayıma tercih ediyoruz. Evet, var mı sorunuz? Daha doğrusu daha pratik. Tabii ki tam sayım her zaman tercih edilendir. Ama günümüzde artık o kadar farklı koşullar oluyor ki ulaşım, maliyet, zaman biraz önce örnekleme araştırmanın daha kısa zamanda sonuçlanmasına neden olduğu için tercih ediliyor. Hocam, zaten siz hemen anladınız herhalde soru soran soru bir bakışım oldu. Evet, evet. Şimdi örneğin bir pastadan diyelim rahatsız oldu midemiz. Evet. Ama bilmiyoruz yani ne yediğimizi hatırlamıyoruz. Böyle düşün, yemekten oluyor yani evet. İnsanlar. Oradan numuneden bir parça alıyoruz örneğin. Aa bundan olmuş diye buluyoruz. Yani bütün pastayı yemek incelemiyoruz. Yemek yerine dörtte birini bir lokma veya alıyoruz. Hı-hı. Küçük bir örnekler sonucunda onun bozuk veya olmadığına karar veriyoruz. Ya da suyu işte daldırıyoruz evet, göle evet, değil mi? Homojen aynen. Dağılmış diyoruz evet, falan. Evet. Şurada çok hata, ben yanlıştan belki de onu sonra söyleyeceksiniz ama sabırsızlık evet. Oldu. İnsanları anlamak ama bu kadar herhalde kolay değil. O yüzden bu teferruatlı, ayrıntılı bir şey. Evet. Hani çünkü her insan bir değil. Hani ama onun neden? Görüşü herkes zaten tam. İstatistik homojen birimlerle çalışmaz. Bir veya birkaç ortak özelliğinin dışında çok farklı özelliklere sahip olan olaylarla ilgilenir. İstatistiğin konusu bu. O da yine geldik ilk dersimize. Hatırladık tabii, değil mi? Tabii. Ayrık olaylar. Evet, kolektif olaylar. Tipik yığın olaylarla ilgilenmez. Yığın olaylar. Kolektif olaylarla ilgilenir. Arası sıra böyle geriye dönüp bakıyorum. Evet. Çünkü ben de sanki öğrenci arkadaşlarım gibi evet, düşünüp hani ilk defa mesela bu dersi alsaydım ben herhalde bunu merak ederdim. Ya her şey bu kadar evet. Kolayken niye evet. Bu hocalar bize bu kadar önemli sorularınız için. Gerçekten çok yerinde oluyor. Hem öğrenci arkadaşlarımız da böylece daha iyi neden sonuç ilişkisini kurmuş oluyorlar. Tipik değil. Tipik işte, olaylarla pastadaki istatistik tipik ilgilenmez. Tamam, değil. Tamam evet. Hocam peki. Evet. Şimdi tabii örneklemeyi gerekli kılan nedenleri anlattıktan sonra örnekleme girecek birimlerin seçiminde hangi yöntemlerden yararlanılıyor? Bir keyfi seçim var, bir de rastsal seçim var. Örnekleme girecek olan birimlerin seçimi. Ama daha çok tabii keyfi seçim iradeniz doğrultusunda yapılan seçimdir. Sizin istediğiniz şekilde yapılıyor. Fakat bizim işte yapılan istatistikte, bilimsel araştırmalarda yapılan seçimler rastsal seçim. Çünkü olasılık kurallarına dayalı olması gerekiyor. Peki hocam keyfi seçim yaptığımızda ana kütleyi temsil etmediğinden dolayı mı onu tercih evet, ediyoruz? Evet, evet. Yani biz seçiyoruz irade olarak. Şimdi şeye geldik, veri derlemeye. Çok güzel bir soru. Kısmi veri derleme ile derleme örneklemenin temelini oluşturuyor. Ama ayrılan yeri var dedim. İşte aslında kısmi derleme bizim seçtiğimiz keyfi seçimle oluşturduğumuz bizim irademizde gerçekleşiyor. Anladım. Ama rastsal seçimde olasılıklı yöntemler söz konusu. Olasılık devreye giriyor. Gelelim örnekleme yöntemlerine. İşte yine aynı olasılıklı ve olasılıklı olmayan yöntemler diye ayırıyoruz. Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri kolayda örnekleme, yargısal örnekleme, koto örneklemesi, kartopu örneklemesi. Arkadaşlarımıza hocam tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi ben buradaki bütün örnekleme yöntemlerine girersem örnekleme dağılımlarını hiç anlatamam, zamanımız yetmez. Ama çok kullanılan, çok iyi bilinmesi gereken basit rastsal örnekleme tekniğini ben burada üzerinde durayım. Diğerlerini kitabımızda ayrıntılı olarak var. Okuyabilirlerse, çalışabilirlerse
daha rahat olur hocam diye düşünüyorum. Hocam onun altını bir daha çizelim. Şimdi bir olasılıklı ve olasılıklı olmayanlar var. Biz bugün olasılıklılardan... örnekleme yöntemlerinden sadece basit rastsal örneklemeyi anlatabileceğiz. Hı-hı. Çünkü süremiz 40 dakika. Hı-hı. Ve onun hatta şu anda 10 dakikası geçti diye düşünüyorum. Ve çabuk arkadaşlarımız geçiyor. Buna da iyi ve çalışsınlar. Buradan da, değil mi hocam? En azından, hı-hı, mesela kolay da örnekleme nedir? Kitabımızda var. Hı-hı. Şöyle birer cümleyle, hı-hı, altını çizerek okurlarsa çok daha rahat anlayabilirler. Ama basit rastsal örnekleme üzerine gidecek bizim bütün konularımız. Hı-hı. Yani bundan sonrakiler aralık tahminleri, nokta tahminleri ve hipotez testleri. O nedenle bugünkü dersimizde basit rastsal örnekleme tekniğine daha çok yer ayıracağız. O da olasılıklı örnekleme yöntemlerinden bir tanesidir. Basit rastsal örnekleme. Tabloyu özellikle böyle çizdim ki öğrenci arkadaşlarımın dikkatini çekeyim. Ama bizim burada konuşacağımız detaylı olan basit rastsal örnekleme oluyor. Olasılıklı olmayan ve olasılıklı örnekleme yöntemleri diye ayırdık. Bunu da bilmenizde yarar var. Dikkatinizi çekeyim diye söylüyorum. Şimdi örnekleme dağılımlarına geçiyoruz. Rastsal örneklemden hesaplanan teta istatistiğinin olasılık dağılımına bu istatistiğin örnekleme dağılımı denir. Tabii şu anda bana çok böyle mutsuz bakıyorsunuz. İnanın arkadaşlar derslerde, örgün derslerde de en çok böyle yorulduğum dersem daha iyi olur. Neden yoruluyorum? Hani severek anlatıyorum ama öğrenci burada çok mutsuz oluyor. Öğrenci arkadaşım sanki anlaşılmaz bir konu anlatıyor gibi oluyor. Ama bakın ilerledikçe, bir iki örnek çözdükçe çok daha rahat oturacak diye düşünüyorum ve tecrübeme dayanın ve oturuyor gerçekten. Şimdi tekrar geri gelelim. Rastsal örneklemden hesaplanan teta istatistiğinin olasılık dağılımına bu istatistiğin örnekleme dağılımı denir. Şimdi biz bir evren için neleri hesaplamak isteriz? Mutlaka bilmek için. Ortalama. Hani, ortalama çok önemli bir, hı-hı, değer. Ortalamanın yanında standart sapma, varyans gibi değerler. Ben şimdi bunları kabaca yani genel olarak teta istatistiği olarak isimlendirdim. Hı-hı. Hı-hı. Hani ortalama demedim, oran demedim, hı-hı, ortalama farkı, hı-hı, demedim. Teta istatistiği dedim. Olasılık dağılımına bu istatistiğin örnekleme genel olarak söyledik. Peki biz birinci olarak neyi hesaplamak isteyebiliriz? Ana kütlenin yani evrenin aritmetik ortalamasını hesaplamak isteriz. Tam sayım gerçekleştiremediğimiz takdirde örneklemeye başvuruyoruz. Örnekleme nedir? Örnekleme evren parametreleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için yaptığımız bir izlediğimiz bir süreçtir örnekleme. Şimdi burada bilinmeyen parametre. Bunu söylemek gerekiyor ki neden örneklemeye başvurduğumuzu ben sürekli vurgulamak durumundayım. Bir evren aritmetik ortalamasını hesaplamak istediğimizde tam sayım gerçekleştiremediğimiz takdirde ortalamanın örnekleme dağılımının yardımıyla ben evren ortalamasını tahmin edebiliyorum. Demek ki tam sayım gerçekleştiremediğimiz durumlarda örneklemeye başvuruyoruz. Bilmek istediğimiz karakteristik değer ana kütle aritmetik ortalamasıysa, evren ortalamasıysa bizim ilgilendiğimiz dağılım ortalamanın örnekleme dağılımı olmak durumunda. Peki nedir bu? Şimdi kombinasyon formülümüz var. Bu formül yardımıyla en hacimli mümkün örneklem sayısı hesaplanır. Ben bunu şöyle anlatırım derslerde. Bir evrenden en büyük en birimlik bir evrenden rastsal olarak çekilmesi mümkün bütün ener birimlik örneklemleri çektiğimizi düşünelim. Ve bu her örneklem için aritmetik ortalamayı hesapladık. Aritmetik ortalamaları, hı hı, hesapladık ve bu ortalamalardan oluşan dağılıma
ortalamaların örnekleme bölünmesi adını veriyoruz dedik. Şimdi ener birimlik çekilmesi mümkün. Bütün örneklemler çekilecek diyoruz. Peki kaç tane örneklem çekeceğimize? İşte bu kombinasyon formülü yardımıyla karar veriyoruz. Ve X ortalama i'ler, X ortalamalar serisinin dağılımına, ki biz bunu nasıl diyoruz? Kaç tane örneklem çekeceğimize bu formül yardımıyla karar verdik. X ortalama 1, X ortalama 2. Her örneklem için ortalamalar hesapladık. K tane örnekleme oluşturduk, örneklem oluşturduk. Öyleyse X ortalama K. K tane burada bir ortalamalardan oluşan seri var. Bakın dağılımına ortalamaların örnekleme dağılımı adını veriyoruz. Ve bu dağılımın aritmetik ortalamasını da mü indis x ortalamayla gösteriyoruz. Yani bu dağılım bir daha ortalamasını alıyoruz. Evet, bu dağılımın ortalaması mü indis x ortalamayla gösteriliyor. Peki evren ortalamasını neyle göstermiştik? Mü. Bakın bir önceki dersimizde anlattık sonunda. Evet, göstermiştik. Sadece mü ile göstermiştik evren ortalamasını. Evet. Burada ben daha böyle derli toplu rahat anlatabilmek açısından sizin gözünüzün önüne daha iyi bir sergileyebilmek için bir tablo düzenledim. Evren için evren hacmi büyük N ile gösteriliyor. Evrenin ortalamasını mü ile gösteriyoruz. Evren standart sapmasını sigma ile gösteriyoruz. Evrenin varyansını sigma kare ile gösteriyoruz. Burada bir sorunuz var mı? Yok. Yok, geçen hocam. Dersimizde bunları tanımlamıştık. Evet. Şimdi bu büyük N birimlik bir evrenden küçük N birimlik bir tek örneklem çektik. Bu örneklemin hacmini küçük N ile gösteriyoruz. Onu da daha önce ifade etmiştim. Sonra bu örneklemin ortalamasını, aritmetik ortalamasını X barla gösterdik. Standart sapması S ile, varyansını S kare ile gösteriyoruz. Peki üçüncü sütunda yer alan nedir? Bakın ilk satırdakiler neyi gösteriyor bize? Sahip olduğu, ait olduğu topluluğun birim sayısını gösteriyor. Evet. Şimdi üçüncü sütundaki de ortalamalar örnekleme dağılımının birim sayısı. Çünkü kaç tane örneklem çekeceğimizi, kaç tane aritmetik ortalama hesaplayacağımızı neyle varsaydık? Bu kombinasyon formülüyle. Ortalamalar örnekleme bölünmesinin hacmi çekebileceğimiz örnek kadardır. Örneklem kadardır. Ve bu örneklemin aritmetik ortalamasını mü indis x ortalamayla gösteriyoruz. Standart sapmasını sigma x ortalamayla, varyansını da sigma x ortalama kareyle gösteriyoruz. Neden ortalamalar örnekleme bölünmesini oluşturduğumuzu varsayıyoruz? Ben ara ara bu soruyu soruyorum. Bağıntıyı koparmayalım diye. Tam sayım gerçekleştiremediğimiz durumlarda, yani mü'yü ve sigma'yı hesaplayamadığımız durumlarda biz örnekleme dağılımı oluşturuyoruz ve mü x ortalama, sigma x ortalama yardımıyla evrenin ortalamasını ve standart sapmasını tahmin edebilmek, hesaplayabilmek için. Arkadaşlar, şimdi dedim ki evrenin standart sapması sigma, örneklemin en birimlik bir örneklemin standart sapmasını s ile, ortalamalar örnekleme bölünmesini standart sapmasını sigma x ortalamayla gösteriyoruz. Biz buna artık bundan sonra örnekleme bölünmelerinin standart sapmasına standart hata adını veriyoruz. Ve artık sigma x ortalama için bundan sonra standart hata adını kullanacağız, ismini kullanacağız. Tabii size şu anda hep varsayımsal olarak yaptık. Örneğin 1000 tane hacmi olan bir evrenden düşünün. Yüzer birimlik örneklem seçildi. Kombinasyonu hesaplamaya kalksanız elinizle ve hesap makinesiyle yapamazsınız, değil mi? Evet. İşte bu zorluklardan dolayı, bu hesaplama zorluğundan dolayı merkezi limit teoremi denen bir teoremden yararlanarak
örnekleme dağılımını, ortalamanın oranların dağılımını anlatmaya devam edeceğiz. X ortalama rastsal değişkeninin, yani bir örneklem ortalaması olan rastsal değişkenin dağılımı, hani biraz önce söylemiştim ya, oluşturmuştuk örnekte, şu ortalamalardan bahsediyorum. Rastsal değişkenin dağılımı normal olduğunda standartlaştırma formülü yardımıyla standart değişkene dönüştürüyoruz. İşte bağıntıyı tekrar hatırlatalım. Hakan hocam derse başlarken bir önceki normal dağılım hocam ne zaman kullanacağız demişti. İşte sırası geldi hocam. Şimdi X ortalamalar örnekleme bölünmesinin her bir terimi nedir? Ortalamalardır. Bu ortalama rastsal değişkeninin normal dağılıma sahip olduğunda Z'i X ortalama i eksi mü bölü sigma bölü karekök n formülüyle standart normal değişkene dönüştürülüyor. Böylece normal dağılım özelliklerinden yararlanarak evren aritmetik ortalaması hakkında, yani evren aritmetik ortalamasını mü ile gösteriyorduk, bilgi elde edilebiliyor. Nasıl bilgi elde edilebiliyor? Şöyle, evren aritmetik ortalamasını bilmiyoruz. Çünkü tam sayımı gerçekleştiremedik. Öyleyse ortalamalar örnekleme dağılımı yardımıyla biz onun aritmetik ortalamasını hesaplayarak evren aritmetik ortalamasını hesaplayabiliyoruz. Veya evrenin standart sapmasını bilmediğimiz için standart hata yardımıyla biz yine evrenin standart sapması ile ilgili yorumlarda bulunuyoruz. Ama bunları nerede kullanacağız arkadaşlar? Şu anda biz altyapıyı oluşturuyoruz. Örneklemeyi niçin yapıyoruz? Bilinmeyen, tekrar söylüyorum, evren parametrelerini tahmin etmek için. O halde tahmin sürecinde biz bunları kullanmak durumundayız. Eğer örneklem hacmi, ana kütleden evrenden çekilen örneklem hacmi n 30'dan büyük veya işte eşit olduğunda merkezi limit teoremi gereği bir normal dağılıma sahip olduğunu söylüyoruz ve standartlaştırmayı da Zi formülüyle yapıyoruz. Ama eğer örneklem hacmi 30'dan küçükse artık karşımıza başka bir sistem, yani başka bir dağılımdan yararlanıyoruz. O da student dağılımı, küçük örneklem dağılımı dediğimiz dağılımdan yararlanıyoruz. Ve bunu kısaca T istatistiğiyle gösterdiğimiz için aynı zamanda T dağılımından yararlanıyoruz diyoruz. Peki T'ye dönüştürmek, yani normal dağılım söz konusu olduğunda biliyorsunuz Z istatistiği hesaplıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Hemen karşılaştırma yapabilmek açısından aynı sayfaya yazıyorum. 30 olduğunda x ortalama eksi mü bölü sigma bölü karekök n. Fakat n 30'dan küçük olduğunda ve evrenin değişkenliği bilindiğinde, bilinmediğinde, evren değişkenliği bilinmediğinde, buraya bir koşul daha ilave edelim. Bilinmediğinde örneklem hacmi küçük olduğu için biz küçük örnekleme dağılımı olan T dağılımından yararlanıyoruz. Peki T dağılımı Z dağılımından farkı ne? Serbestlik derecesi. Önemli bir parametresi var T dağılımın, serbestlik derecesi. Z dağılımı nasıldı arkadaşlar? Simetrik bir dağılımdı. Evet. Eksi sonsuz, artı sonsuz aralığında sıfır ortalamada. Peki T dağılımı nasıldı? Simetrik T dağılımı da yine simetrik fakat daha basık. Şöyle yani, simetrik. Çünkü neden? Burada bir serbestlik derecesi var. Serbestlik derecesi dediğimiz olay şu. N-1. Bakın standart sapmayı, yani Cx ortalama neydi? Standart hata. Örneklemeniz. Standart hatayı hesaplarken burada biz
sigma normal dağılım için sigma bölü kökenli hesaplıyordur. Ama örneklemde küçük örneklem söz konusuysa sigmayı bilmiyoruz. Dolayısıyla standart hatayı s bölü kök içinde n eksi 1. Yani bu n eksi 1 nedir? Serbestlik derecesidir. İşte simetrik bir dağılım ama serbestlik derecesine bağlı olarak daha değişkenliği daha fazla veya daha az diyebiliriz. Serbestlik derecesi arttıkça T dağılımının serbestlik derecesi arttıkça normal dağılıma yaklaştığını da unutmayalım. Demek ki normal dağılımdan en önemli farkı standart hatanın hesaplanmasında serbestlik derecesine bölüyoruz ve işlemlerimizi yaparken, olasılıklarımızı hesaplarken de T tablosundan yararlanıyoruz. Şunu hiç unutmayın, T tablosuna ilişkin veriler de sınavda size veriliyor. Aynı Z tablosu gibi, sadece orada bir de serbestlik derecesi kavramımız var. Ona çok dikkat ederek tabloyu okumamızda yarar var diyorum. Tam bu noktada hocam, şöyle özetliyoruz o zaman, serbestlik derecesi burada fark ettirici, ayırt edici bir evet, şey. Öğrenci evet, arkadaşlarımız tablolara acı. Bakınca tabii, yani desinler ki evet, tamam bu sonra basık. Evet. Evet, eğer bir araştırma yapıyoruz, örneklem hacmi 40 verildiğinde bu normal dağılım. Z tablosundan yararlanacağız. Ama örneklem hacmi 20 olduğunda evrenin değişkenliği de bilinmiyorsa ki verilen sorularda genelde öyle oluyor. Ve o zaman T dağılımı söz konusu ve serbestlik derecesi de nasıl hesaplanır? 20-1'den 19. 19 serbestlik derecesinde tablo değerimizi T tablosuna baktığınızda serbestlik derecesinden 19'u bulup daha sonraki o işte hangi değere standart değere bakıyorsanız karşılaştırmayı yapıyorsunuz. Standartlaştırmayı pardon hocam T istatistiğiyle hesaplıyoruz biliyorsunuz. Normal dağılımda Z ile gerçekleştiriyordur. Bu ortalamalar örnekleme bölünmesi için söz konusudur. Arkadaşlar burada şey önemli galiba, hani bir yerde ipin ucunu kaçırdığımızda evet. O domino etkisi durumu gidebilir. Evet. Nasıl bu ana kadar sormak istiyorum çünkü süremizin de hocam yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Evet. Hani çok özellikle atladığımız veyahut hocamızdan bir örnekle veyahut açıklamayla anlatması istediğiniz bir şey varsa. T dağılımı ile ilgili sanırım hocam soru çözecek miyiz? T dağılımı ile ilgili soru çözmeden önce bir konu daha var, onu da yetiştirelim. Şöyle ki sadece ortalama, evren ortalamasıyla ilgilenmiyoruz. Evet. Evren oranıyla da ilgilendiğimizde tam sayım gerçekleştiremediğimiz takdirde örneklem oranı yardımıyla evren oranı hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Bu da oranların örnekleme dağılımıyla söz konusu. Şimdi o T ile ilgili gelecek derslerde, ders saatimizde daha iyi yapabiliriz. Tahmin yapacağız çünkü. Tamam. Esas orada kullanacağız. Tamam. Ve örnekleri o derste daha çok kullanalım isterseniz. Tamam. Bakın yine aynı şekilde biraz önceki tabloyu oluşturduğum gibi eğer bilinmeyen parametre ana evren oranıysa evren hacmi büyükken evren oranı pi sigma nasıl hesaplıyoruz? Tabloda verdim ve sigma kare. Bu evrenden en birimlik örneklem çektim. Bu örneklem için ilgilendiğim oran ve oranın standart sapması ve varyansı. Üçüncü sütuna gelelim. Yine çekilmesi mümkün. Bütün ener birimlik örneklemler çekildi. Her örneklem için oranlar hesaplandı. PI'ler yani. P1, P2, P3 gibi gibi ve bu örnekleme bölünmesine yani oranların oluşturduğu bu dağılıma, bu seriye oranların örnekleme bölünmesi adını veriyoruz. Şimdi bu oranların örnekleme bölünmesinin ortalamasını μp ile standart hatasını artık bakın standart sapma demiyorum. Standart hatasını sigma p ile varyansını da sigma kare p ile gösteriyoruz.
Ve tabii bu oranların örnekleme bölünmesinin anlaşılması birazcık daha güç oluyor öğrenci arkadaşlar için. O nedenle hemen bir örnek hazırlamıştım. Süremiz bitmeden onu, sizi kırmayalım. Bir örnek yapalım. Bir iş yerinde çalışanlar ayda 5000 fatura düzenlemektedir. Şunu silelim. 5000 fatura düzenlenmiş. Yönetici ilgili ayda düzenlenen faturalar içindeki hatalı işlem oranı tahmin etmek amacıyla 200 faturayı rastsal olarak seçiyor. 200 faturayı. 30 tanesi hatalı çıkıyor. Şimdi küçük n 200 ve hatalı sayısı yani r ise kaç olur? 30 taneymiş. Buradan biz neyi hesaplamış oluyoruz? Bir örneklem için oranı hesaplamış oluyoruz. Peki bu oran kaç çıktı? 0.15. Bir örneklem için oran. Peki örneklem standart sapmasını nasıl hesaplayabiliriz SP'yi? Bakın tablomuzda vardı. SP değil mi? Şöyle S diyebiliriz. O da 0.15 çarpı 0.85 şeklinde. Karekök içinde tabii değil mi? Evet. Ve 200'e de bölersek o zaman neyi hesaplamış oluyoruz arkadaşlar? Standart hatayı hesaplamış oluyoruz. Yani oranların örnekleme bölünmesinin standart hatasını 0.15 çarpı 1-P. Şurada yazmamıştım ben. Ama şimdi burada sigma P dedik ama şöyle genel olarak daha sonraki derslerimizde anlatacağız. Evren oranı biliniyorsa sigma P. Bilinmiyorsa SP ile hesaplıyoruz. Burada biz tabii evren oranını bilmiyoruz. Evet. Biz örneklemden yola çıkarak hesaplıyoruz. Onun için standart hatamız yani oranların örnekleme bölünmesinin standart hatasını SP'yi 0.15 çarpı 0.85 bölü 200 olarak buluyoruz. Karekökünü. Merkezi limit teoremi. Evet, karekökünü alarak. İşte bugünkü dersimizde sanıyorum çok fazla örnek çözme şansımız olmadı ama biraz önce söylediğim gibi bundan sonraki konumuz bizim nokta tahmini, aralık tahmini ve hipotez testleri geliyor. Dolayısıyla esas uygulamayı yani bunları oranların örnekleme dağılımını, ortalamaların örnekleme dağılımını kullanacağımız yer orası. Yani bundan sonraki derslerimiz ve bolca örnek çözerek bu anlattıklarımızı merkezi limit teoremine göre kullanılabilirliğini, uygulanabilirliğini orada göstermeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok da vakitlice bitirdiniz. Üstelik de güzel toparlandı. Arkadaşlar siz de arada sırada derslerden vakit buldukça, çok az sürede olsa, siz de böyle dizi izliyorsunuzdur. Ha? Yerli yabancı. Onda şey oluyor bazen. Hani karakterler tanıtılıyor. Ondan sonra ilk bölüm böyle pilot bölüm oluyor. Ondan sonra birden hızlanıyor falan. Sanki bu ünite bana onu anımsattı. Bundan sonraki ünitenin ön bilgileri, temel bilgilerini verdi. Normal dağılımdan örneklemeye geldik. Şimdi burada da standart hata özellikle değil mi hocam? Evet, nasıl hesaplanır? Bunu gördük. Evet. Serbestlik derecesi nasıl hesaplanır ve ne anlama gelir onu görmüş olduk. Evet. Ben şimdi kendi notlarımdan söyledim. Sizin de muhakkak çünkü notlarınız var. Biz son bir söz daha tabii, söyleyeyim. Buyurun hocam. Standart hata tahminleme yaparken işlenebilecek hata düzeyidir. İşte tahminlemeye geçeceğiz ya bundan sonraki derslerde. Özellikle o nedenle standart hatayı üzerinde durduk. Yani örneklemden yola çıkarak yapmış olduğumuz tahminin ne kadar doğru olduğunu mu bize söylüyor? Evet, tabii onun bir ölçüsü yani. Onun bir ölçüsü oluyor. Yani biraz arkası yarın. Heyecanlı yerinde bıraktık. Hocam çok teşekkür ederiz. Yine bizi aydınlattın. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar çok sağ olun katkılarınız için. Hakikaten sizin katkılarınız bu programı benim için de çok zevkli kılıyor. Çünkü arkadaşlar yani
Ne dediler? Çok iddialılar. Bakalım bölümlerin sonunda görüşeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, bir hatırlatma yapalım. Lütfen bize elektronik posta adresimiz yakinplan@anadolu.edu.tr adresinden yazın ki görüşlerinizle, yorumlarınızla programımız zenginleşsin, çeşitlensin diyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza da, yayında ve yapımda emeği geçen tüm stüdyodaki arkadaşlarımıza da teşekkür eder. Yeni bir bölümde görüşmek üzere deriz. Hoşçakalınız.